Otobüsümüz geldi. Şu an ben Huama, nasıl okunuyordu? Humahuaca isminde bir kasabadayım dostlar. Iruja isminde bir dağ köyüne gideceğim. Buradan biletimi aldım. Transporte Iruja isminde bir firma var. Bir tek bunlar gidiyor. Humahuaca'dan Iruja'ya 8.20'de, 10.30'da, 16'da gidiyorlar. Dönüşte sabah 6, öğlen 1 ve öğlen 3'ü çeyrek geç oluyor. Bilet fiyatı 2500 peso ama gidişi gelişi aynı anda alırsanız toplamda 4800 pesoya bırakıyorlar. Iruja'ya vardığınızda dönüş gününü söylemeniz gerekiyormuş firmaya. Bu şekilde hallediyorsunuz dönüş biletini de. Böyle eski püskü bir otobüs geldi. Dağ köyü Iruja. Bu bölgedeki en güzel yerleşim yerlerinden biri olarak geçiyor. Yani araştırdığımda bayağı övgüyle bahsediyorlardı. Ben de gidip görmek istedim dostlar. Dağ köyü olduğu için birazcık böyle sıkıntılı yollardan geçecekmişiz. O yüzden bakalım nasıl bir gezi olacak, nasıl bir seyahat olacak bilmiyorum. Yolları da göstermek istedim. Videoya direkt oradan başlamak istemedim. Burası Humahuaca'nın terminali. Tilcara'dan 45 dakika uzaklıkta Humahuaca. Şöyle terminali biraz daha geniş açıdan göstereyim sizlere. Daha sonrasında çantamızı otobüse verelim. Yolculuğumuz başlasın. Bir aksilik olmazsa Humahuaca'yı da hep birlikte göreceğiz. Ama Iruja'dan sonra. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir bu arada dostlar. Selamlar, sevgiler gönderiyorum. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Böyle söylemek daha doğru olur sanırım Türkçe açısından. Saatlik yolculuğun sonunda Iruja'ya geldik dostlar. Burası köyün terminali. Hemen terminalin bahçesinde de böyle bir tane harita çizmişler duvarın üstüne. Şu an biz buradayız. Terminal. Köyün bir bu kısmı var. Bir de ana kısmı var. Burası ana kısım. Otobüsten iner inmez çevremize birkaç kişi geldi. İşte konaklayacak yer arıyor musunuz? Bizim hostelimiz var gibisinden böyle teklifte bulundular. Bir tane amca 4500 peso dedi gecelik konaklama için. Dedim Allah amca ben kamp yeri arıyorum kendime. Bakalım şu konaklamayı hızlıdan çözebilirsek hemen gezmeye başlayabiliriz. Salta'dayken Western Union'dan en son kendime para göndermiştim. Dedim ki bu parayla Arjantin seyahatinin sonuna kadar idare etmem gerekiyor. Öyle bir kıstas koydum kendime. Önümde birkaç gün daha var. Cebimde sadece 18 dolar kaldı. Yani 2 veya 3 günüm kaldı Arjantin'de diye hesaplıyorum. 18 dolar para kaldı cebimde. Konaklama, ulaşım, yeme içme hepsini bundan karşılamam gerekiyor. Çadırımı kurdum şimdi böyle. Vallahi burasını gözüme kestirdim bir tek. Güzel yerleri hep kapmışlar. Çadır alanı burası. Benden başka 6-7 tane daha çadır var. Şuraya çadırımı kurdum. Güneş tam bu dağın arkasından doğacak. Bu arkamızdaki tepelerin ardından da batacak. Onu konum alarak bu sefer kurdum. Ya yani bu sefer unutmadım gün nereden doğuyor, nereden batıyor. Çünkü güneş doğuyor. Siz uyuyor oluyorsunuz. Çadırınızı öyle bir noktadan vuruyor ki pişiyorsunuz çadırın içinde. O şekilde uyanıyorsunuz. Bu sefer onu baz alarak kurdum. Bakalım bayağı da bir rüzgar var. Ha bak şunları çakmayı unuttum ben. Dur şunları geriyim iyice de. Sıkıntı yaşamayalım. Buranın geceliği 3000 peso. Zaten
Bir burası vardı, bir de haritada da aşağı tarafta kalan bir çadır alanı vardı. Buraya geldim. Gecelik 3000 peso. Köy bayağı sakin. O yüzden şu karşı tarafta bir manzara izleme noktası var. Önce oraya gideyim dedim. Bir manzarayı görelim, köyü karşıdan görelim istedim. Daha sonrasında da akşama doğru canlanır diye düşünüyorum köy. Çünkü öğlen sıcak olduğu için insanlar dükkanları mükkanları her şeyini kapatıyor. Akşam geri açıyor, 6'dan sonra geri açıyor. Burada da kesin bir nehir akıyordu. Ama kurumuş. Böyle köprüyle bağlamışlar iki tarafı. Turnuva var galiba. Maç yakaladık. Buraya geldiğimde başka iki takım oynuyordu. Şimdi renkler değişmiş, formalar değişmiş. Hola señor, buenas. Es compartido todos pueblos? Sí, sí, para todos. So diferente pueblos? No, no, de acá nomás. Ah, aquí. Ah, okay. Solo hoy or Hoy no. Todo semana. No, no, hoy no. Solo hoy. Sí. Hop gitti. Biraz önce kadınların maçı başladı. Demek ki hazırlanıyorlardı onlar. Daha oynamamışlardı. Kırmızı forma, bordo forma. Ha, foul çaldı galiba hakem. Onu görmedim ben. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Dağın eteğinde karşıda evler var, böyle kiremitten döküntü evler var. Bir tane böyle toprak saha yapmışlar buraya. Kadın erkek fark etmeksizin, yalnız çok iyi kullandı Afrika'yı. Erkekler oynadı, şimdi sıra kadınlarda. Yani Latin Amerika bu. Latin Amerika'da futbol eşittir tutku. Hiç fark etmiyor abi. Honduras'ın köyünde de çocuklar çim sahada maç yapıyorlardı. Akşam mesela ben yemek yemeye çıkmıştım dışarıya. Bir baktım kadınlar oynuyor. Aynı böyle formalarını giymişler. İki farklı takım, hakem var, maç yapıyorlar. Kadın erkek fark etmiyor abi. Burada futbol tutku. Manzara izleme noktasına yürümeye başladım şimdi. Maç devam ediyor. Penaltı kaçırdılar bir tane. Sonra dedim ben kaçar. Günü öldürmeyelim. Hiçbir yerde yolu gösteren bir işaret yok. Tabela yok. Haritada konumumu göstermedi. Saçmaladı biraz. Bir tek burası böyle yürünebilir bir yol gibi görünüyordu. Daldım buraya. Ama sanmıyorum ki burası olsun. Çok saçma olur ya. Burada bitti zaten, baksana. Buldum yolu. Şimdi tırmanmaya başladık. Köy, İruja köyü 2800 rakımlarda. Manzara izleme noktası 3100'de. Birazcık tırmanacağız. Yol kısa ama tırmanış fazla. Hola. Geldik. İyi tırmandık be. 3100 metredeyiz. Anında şu aşağıdaki patikadan geldik. Yalnız 3100 diyorum da dile kolay. Yani alışık olmayan birini fena çarpar. Yüksek rakımda dikkat etmek gerekiyor. Bir süre vakit geçirmek gerekiyor ki yüksek irtifa hastalığına yakalanmayalım. 2000'den sonra işin rengi değişir. 3500'lere çıktığınızda da işin rengi değişir. Adım adım gitmeniz gerekiyor. Bayağı kalabalıkmış orası ya. Anında köy aşağıda. İruja ya da İruya, hangisi doğru telaffuz ediliyorsa. Bence ikisi de doğru. Şöyle uca gidelim. Burası
kondor gözlem yeri. Bir tane daha var ama o şuralarda bir yerde kalıyor. Tam olarak nerede bilmiyorum. Haritadan bakmam lazım. Orası yanlış hatırlamıyorsam 4000 metrede. Bayağı bir tırmanmak gerekiyor oraya. Orayı ben es geçtim. Dedim buraya çıksak yeter, hem köyü görelim. Belki de kondor görürüz. Bayılıyorum kondora ya. Bayılıyorum. Mükemmel bir hayvan. Birkaç kere çok yakınımdan geçmişti. Mükemmel bir hayvan ya. Devasa bir şey yani. Uzaktan küçücük gözüküyor ama tepenizden geçince devasa bir hayvan. Burası bir dergi tarafından dünyanın en ziyaret edilesi, en güzel 50 köy kasabasından biri seçilmiş. Prestijli bir dergiymiş. O dergiyi de araştırdım. İsmi Conde'ydi galiba o derginin. Conde bilmem ne Traveler. Öyle bir şey olması lazım. Ya, hakikaten konum itibariyle çok değişik bir lokasyonda baksanıza. Etrafta bir sürü rengarenk dağ var. Yani 7 renk diyeceğim ama belki 7 renkten daha fazla. Konumu çok güzel. Etrafta dağlar var. Manzarası mükemmel. Kondor var. Daha ne olsun? Tarihi. Onun yanında bir de tarihi bir köy burası. Sömürge döneminden kalan bir köy. İlk 17. yüzyılda yerleşim olmuş buraya. O günden bu yana insanlar buraya gelip yerleşiyorlar ya da yerleşenler burada kalmışlar. Kültürlerini de korumuşlar. Ekim ayında mesela festivalleri varmış. O festival çok güzel diyorlar. Kendi müziklerini, kendi kıyafetlerini, kendi kültürlerini yansıttığı, yiyeceklerini tanıttığı bir festivalmiş köy halkının. Keşke Ekim ayında gelme şansımız olsaydı. Ben de güneş kremi sürdüm. Hava o yüzden kapandı. Normalde güneş kremi sürmediğimde yanarım. Yani öyle bir sıcak olur ki kavurur. Hatta geçenlerde güneş kremi sürmeyi unuttum. Ten rengime baksanıza. Bir günde bak, birkaç saat içinde bu kadar yandım. Bugün güneş kremini bol bol sürdüğüm için birazdan yağmur yağacak. Böyle de bahtım güzeldir. Ama iyi oldu, sıcakta çıkılmazdı buraya. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama tam dibimizde kondor uçuyor. Bayağı yakından uçuyor ha. Diğer tarafa gitti. Buranın sahibinin bahçesi var. Bir şeyler ekip biçmiş. Evler genelde kerpiçten, ondan sonra kerpiçle beton karışımı. Çatılar böyle işte plastikten, sacdan yapılma. Metal sacdan. Klasik bir köy. Hola, buenas tardes. Vendiendo. ¿Es? Ajá. Es cámara para Turquía. ¿Eh? Yo soy turco. Ah, está bien. Sí, yo recuerdo todo pueblos, ajá, norte, parte de Argentina. Ajá. Ajá. ¿Cómo te llamas, señor? Leo. Leo. Burak. Mucho Burak. Gusto. Ay, mucho gusto, señor. River, yo capo. River. Sí, toda la vida. Hay una compartido. ¿Sí? Fútbol. Sí. Campeonato. Sí, campeonato aquí. Sí, sí, campeonato. Ah, qué bueno. Ahora juegan las chicas. Ah, chicas, sí, chicas. Creo que van a jugar ahora. Último partido, parece. Mira, como creo que ha venido ayer, antier, para arriba, te invita a había una jerriada, había papilla, la vaca, ¿viste? Ah, todo vacas aquí, todo sí, vaca. Mucho vacas. Sí, arriba. ¿Arriba? Uh-huh. Ah, so, agricultura todo y muchos animales aquí, animales. Porque dinero, ¿no? Uh-huh, sí. Ah, entiendo. Uh-huh. Gracias, señor. Hola, buenas. Abiden öğreniyoruz bir şeyler. Neyse, şimdi arkadaşıyla muhabbet ediyor. Nereden geçeceğiz? Buradan geçeceğiz galiba. Aynen, saha orada ya. Hala oynuyorlar galiba. İnternette şey okumuştum. Buradaki halk tarım ve hayvancılıktan geçiniyor.
Hayvan da baka dedikleri bizim bu öküz mü oluyor tam olarak, inek mi oluyor? Ya büyükbaş hayvan. Büyükbaş hayvan çok fazla varmış bu bölgede. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyorlarmış. Onu söyledi abi biraz önce. Zaten köyün ismi de Keçua dilinden geliyor. Keçua dilinde de saman bolluğu anlamına geliyormuş. Yani ben onu ilk okuduğumda şey diye düşündüm. Tamam dedim, burası hayvancılıkla geçiniyor. Bir de yüksekliğin ve arazinin izin verdiği kadarıyla tarım da yapıyorlardır diye düşündüm. Yani klasik köy halkının geçim kaynağı işte. Bir de bizim gibi böyle tek tek turist gelirse bizlerden kazandıkları paralar var bunun yanında. Hola, buenas. Kadınlar oynamaya devam ediyor. Takımlar değişmiş. Bir gol göremedik be. Köyün meydanına geldik. Ne diyor? Cuidame y cuida el medio ambiente. Böyle mangal var. Büyük ihtimal akşam chorizo morizo yaparlar ya da empanada yaparlar. Tortilla yaparlar. İruşa'nın meşhur kilisesi. Buranın adını Google'a yazdığınız zaman fotoğraflarda direkt bu kilise çıkacak, bu meydan çıkacak. Ablamız tortilla satıyor. Biz neredeydik daha demin? Şu karşıda manzara izleme kapısına çıktık. Şuraya çıktık. O kadar şanslıyız ki. Kondor gördük. İki tane kondor uçuyordu. Hem böyle vadiye yakın bir alandan uçup geldiler. Hem de bizim üstümüzden uçtular. Yani hem yukarıdan görmüş olduk ki ben ilk defa bir kondoru yukarıdan gördüm. Yani ilk defa bir kondorun üzerindeydim ben. Benim böyle altımdan uçup geçti. Ve bayağı yakından uçtu. İki tane kondor. Kondora aşağıdan, alttan baktığınız zaman simsiyah görünüyor. Boynu bembeyaz, kafası kahverengi. Ama yukarıdan ilk defa gördüm ben. Kafa kahverengi, boyun bembeyaz görüyorsunuz. Kanatlar siyah ve beyaz. Böyle beyaz parçalar da var. Yani hem siyah tüyler var hem beyaz tüyler var. Daha önceden görmemiştim ben mesela. Çok şanslıyız vallahi. İki tane böyle birbirine cilve yapa yapa vadiye yakın uçuyorlardı önce. Sonra yükseldiler, yanımızdan falan geçtiler baya. Yakından geçtiler, iyi oldu. Burada bir tane harita var. Bu kioskolardan alışveriş yapabilirsiniz. Bunlar bakkal. Zaten hemen hemen her ev ya kiosko, ya hotel, hostel ya da restoran. İnsanlar turistlerin buraya gelmeye başladığını fark edince doğal olarak bir şekilde para kazanmaya çalışıyorlar onlardan. Eğer evi müsaitse konaklayabileceğiniz bir yere çeviriyor. Yemeğine güveniyorsa, ki bence hepsi yemeğine güveniyordur çünkü yerliler güzel yemek yapıyorlar. Restoran açıyorlar ya da kiosko, yani bakkal açıyorlar. Tabii bir yerden bir yere mal getirmesi, yani böyle bir yere mal getirmesi birazcık sıkıntılı ama ona göre de bir fiyat belirliyorlar doğal olarak. Öğlen 4-5 saat her yer kapalı. İşte bir iki tane restoran ve kiosko açık oluyor genelde, o kadar. Hola, buenas. Ha, burası da hastane. Es solo hospital todo territorio, no? Sí, público, uno solo. Solo, okay. Todo pueblos. Fui aquí. ¿Cuánto población aquí? Sí, el pueblo. 2500. En otro pueblos más chiquitito, ¿no? Sí, en total más o menos 3000 y algo. Ah, todo total 3000 más o menos. Ah, muy pequeño. Gracias. Çevre köyler bayağı küçükmüş. Yani burası da 2500 falan dedi abla. Ben de internette aşağı yukarı 2000 okumuştum. Toplam 3000 kişi yoktur belki de bu çevrede. Hola, buenas. Böyle taşları yerlere böyle atmışlar. Yol yapmışlar. Öyle daha yukarı doğru gidiyor. İyi, güzelmiş bak böyle bir yerde hastane olması. Çünkü hakikaten ulaşım çok zor. En yakın kasaba, yani büyük olarak işte birçok şeyin var olduğu kasaba Umawaka. O da 3 saat arabayla.
Benim kamping nerede? Bu yolun sonuna doğru benim kamping. Böyle aşağı doğru gidelim. Bu kadar. Ufacık bir yer burası. Ufacık bir yer. Yani tepeden baktığımızda tabii böyle evler biraz daha çevreye dağılmış gözüküyor ama çok fazla yapılacak bir şey yok. Kondor görmeye çıkıyorsunuz Mirador'a. Çevrede yürüyüş yapıyorsunuz. Çevre köyleri ziyaret edebilirsiniz. Ne bileyim efendim, kafa dinlemek istiyorsanız böyle bir yere gelirsiniz. Köy halkını tanımak için böyle bir yere gelirsiniz. Başka da aklıma bir şey gelmiyor açıkçası. Burada bir tane kasap var. Carneseria. Bu bölgenin birası. Salta Cerveza. Farklı çeşitleri var. Hafif içim, orta ağırlıkta içim ve ağır içim, dark bira olarak. 3 farklı çeşidi var. Bu da sanırım Kuzey Arjantin'deki bir futbol takımı olsa gerek. Şu an biz Jujuy bölgesindeyiz. Bir dakika. Evet, Jujuy bölgesinde. Salta bölgesinde de olabilir. Çünkü Salta ve Jujuy biraz böyle garip dağılmış haritada. Jujuy biraz daha çöllük bir bölge. Ama ikisi de yakın birbirine, Salta ve Jujuy. Bak, size kondoru göstermek istiyorum ama öncesinde şu ablayı göstereceğim. Burada polis merkezi var. Aha da kondor. Aşağıdan baktığınızda tam olarak böyle simsiyah gözüküyor. Sadece boynu beyaz, onu görüyorsunuz. Kafada kahverengi olduğu için o da böyle siyah gibi gözüküyor insana. Burada veteriner varmış burada. Bir an şey yok, verdureri, yani sebze satan bir yer mi diye şey yaptım, değilmiş. Yine kondur. Ya o Peru'da bir dağ köyünde, köy bile diyemeyeceğim, 3-4 tane ev vardı. İşte Rumivasa, hatta Instagram'da videolar kaybolduğu için, Peru videolarım, Instagram'da orası hakkında yazı yazmıştım hani. Deneyim mi? Videodan izleyemediğiniz için yazıyla anlatmıştım detaylı bir şekilde. Fotoğrafları da paylaşmıştım. İşte bir köye gittim, Teka diye. Sonra orada kalmadım. Bir sonraki köye doğru hareket ettim. Burası Iglesia. Aa evet, burası şey, kilise. Dua ediyorlar. Her neyse, işte 4-5 hanenin olduğu bir yerleşim yeri. Şiçliğin ortasında. İşte çocuklar vardı. Dedim işte anneniz babanız burada mı? Hani bir çağırabilir misiniz? Bir şey soracağım. Nerede kamp yapabilirim? Hani buraya çadır atabilir miyim diye nezaketen sormak istedim. Çadırımı kurmadan önce. Çocuklar işte öğretmenimiz burada dedi. Tamam dedim, ben de şaşırdım öğretmen kelimesinden önce. Gittim abi. Okulmuş orası böyle. Bir tane büyük bir yer vardı. Bahçeli mahçeli. Gittim oraya. Büyük dedim de bakmayın yani. O orası için büyük. Gittim oraya. Bir tane genç, bir 30'lu yaşlarında, benim yaşlarımda bir tane çocuk geldi. Tanıştık manıştık. Sonra davet etti beni işte. Geldi de okulun bahçesinde çadır kur dedi. Daha sonrasında dedi ki gece burası soğuk olur. Gel dedi, sen bir tane, sınıfımız boş. İki sınıf var zaten. Biri boş, eşyaları koyuyoruz oraya. Gel dedi, sen bu gece orada uyu. Sabah dedi kapıyı çeker, çıkar gidersin. Tamam. Sağ ol, teşekkür ederim. Hatıra fotoğraf falan çekildik böyle, biraz sohbet muhabbet etmiştik. Çok güzel bir insan yani. Neyse, ona şeyi sormuştum sohbet esnasında. Ya burada hani okul var, hiçliğin ortası burası, çevrede köy yok doğru düzgün. Nereden geliyor bu çocuklar, onu sordum. Öğretmen bana şeyi gösterdi. Bak dedi, karşı tarafta da bir tane tepe var, görüyor musun dedi. Evet dedim, ama uzakta bayağı. Onun dedi arkasında bir tane köy var dedi. 5 öğrencim var, 5'i de oradan geliyor dedi. Okulda sadece 5 öğrenci eğitim görüyor. Çocuklar her gün sabah erkenden okula geliyorlar, eğitim görüyorlar, gün batmadan köylerine geri dönüyorlar. Ya en az o çocukların gittisi geldisi 5-6 saat, bak ben size söyleyeyim yani, belki de daha fazla. Çok insan tuhaf oluyor, anladın mı? Yani bir yanda dünyanın bir yerinde öyle imkanlarda okuyan çocuklar, gençler var ki mesela. Ben kendimi düşündüm, sonra kalktım o çocuğu düşündüm mesela. Ben ilkokulu okuduğum yer Buca'nın merkezi, iyi bir okul. Sonra kalktım o çocuğu düşündüm, dağın tepesinde her gün 3-4 saat yürüyor en az. Geliyor işte bir tane öğretmen, büyük fedakarlıklarla geliyor, orada eğitim veriyor. Ya bu köyleri ziyaret etmemin amacı o, anladın mı? Videonun altında bazen yazıyorlar ya, bu ne hep aynı diye.
sana aynı, bana değil ama işte, anladın mı? Ben bir şey öğrenmek için geliyorum buraya. Size de göstermek için geliyorum. Belki içinizden biri kalkar gelir buraya. Bir şey tetikler, başka bir şeye sebebiyet veririm. Tabii ki de dünyanın her yeri aynı ya. Dünyanın Güney Amerika kıtasında bir ülke gör, geri kalanını görmeye gerek kalmasın yani. Çünkü hepsi aynı o zaman. Türkiye'yi gez, Orta Doğu'yu gezme. Çok benziyor birbirine. Orta Asya'da bir tane ülkeye git, geri kalanına gitme. Hepsi birbirine benziyor. Asya'ya git, Tayland'ı gez, geri kalanını gezme o zaman. Bu mantıkla bakarsak bütün ülkeler aynı. Baktığında çok benzeriz. Çok farklılıklarımız da var. Bir köyle diğer köy arasında bile aslında farklılıklar var. Yani aslında bunu öğrenmek için insan birazcık da seyahat ediyor. Ha, videoda sıkıcı olabilir, orasını bilmiyorum. Ama buraya gelmişken de video çekmek istiyorum yani. Yapacak bir şeyim yok. Ekmek teknem çünkü, anladın mı? Yapmak zorundayım bunu. Sıkıcı geliyorsa da kusura bakmayın, özür dilerim. Gracias. Muchas gracias. Chao. Ciao. Ciao. Kendime peynir aldım. Teyze sağ olsun bütün plastiğiyle birlikte. Makinede böyle doğruyor ya, bütün plastiğiyle birlikte koydu içine. Böyle bir ara plastiği eldivenle alamadı. Eldiveni çıkardı, böyle tırnaklarıyla almaya çalıştı. Tabii tırnaklar feci. Yani kirliydi teyzenin tırnakları ama yapacak bir şey yok. Artık o kadar çok şey görmezden gelmeye başladım ki. Ekmek bulamadım. Birazcık ekmeğim var. Onunla idare edeceğim. Olmadı. Şurada bakkal varsa bir kraker alırım. Tuzlu kraker, peynir, ekmek. Güzel bir akşam yemeği. Haritadan merak edip baktım. Salta bölgesinde kalıyormuş İruja. Ama tam sınırda. Huhuyla Salta eyaletinin tam sınırında böyle. Benim kamping de orası. Tepeden ben kendi çadırımı görebiliyordum bu arada. Bir baktım böyle bir yeşillik alan var. Aa dedim, bizim kamp yeri kesin burası. Bir baktım gri bir şey duruyor orada, dedim bu benim çadır. Havayı ufaktan karartıyoruz. Şöyle bir parça ekmeğim var. Peynirim var, baharatım var. Ekmek yetmeyecek ama krakerim var, bir şey olmaz. Bugün pazar, o yüzden dükkanlarda da pek bir şey yok. Yarın gelir, merak etme dedi. Birkaç tane dükkana sordum. Dedim ekmek var mı? Yok dediler. Yarın gelir dediler. Merak etme dediler. İyi dedim, güveniyorum size. Bu videoluk benden bu kadar dostlar. Umarım keyif aldınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Adios amigos diyorum. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim.